Amerikan seçimlerine haftalar kala Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın ismi bir skandala karıştı. Biden'ın başkan yardımcılığı yapmış olduğu dönemde oğlunun Ukrayna'da bir enerji firmasıyla çalıştığı gündeme geldi. Ve iddiaya göre Biden bu firmayı soruşturan bir başsavcıyı kovmak için Kiev'e baskı yapmıştı. Yine bir Demokrat aday, yine bir e-mail skandalı. Amerikan Başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanyasını Ukrayna skandalı gölge düşürdü. New York Post gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Biden'ın oğlu, babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde usulsüzlüklere karıştı. Gazetenin ulaştığı mailler, Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile çalışan oğul Biden'ın bu firmayı soruşturan başsavcıyı kovmaları için Kiev hükümetine baskı yaptığını ortaya koydu. Hunter Biden, Mayıs 2014'te şirketin yönetim kurulu üyesiyle mailleşti. O maillerde şirket yetkilisi Biden'a, etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz diye sordu. Biden'sa bu soruya Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı şeklinde yanıt verdi. Aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden'ın yönetim kurullarını aldıklarını açıkladı. Şirket yetkilisi yaklaşık bir yıl sonra 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a bir mail daha gönderdi. O mailde ise sevgili Hunter, beni Washington'a davet ettiğin, babanla tanıştırdığın ve onunla vakit geçirme fırsatı tanıdığın için teşekkür ederim diyordu. O mailden yaklaşık 8 ay sonra ise o dönem başkan yardımcısı olan Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile görüştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Biden görüşmede oğlunun çalıştığı Burisma şirketini araştıran bir başsavcı görevden alması için baskı yaptı ve savcı kovuldu. Biden bu baskıyı 2018'de yaptığı bir konuşmada onlara 6 saatleri olduklarını söyledim. Başsavcıyı kovmazlarsa bizim onlara yardımları geri çekeceğimizi belirttim diyerek iddiaları kabul etmişti. Biden, savcının kovulmasını yolsuzluk şüphesi nedeniyle istediğini iddia etmişti ancak kovulan savcı o dönem Burisma'yı soruşturduğunu belirtmişti.